Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Terra Luna Classic, %310'luk bir artış, bir düşüş gerilemesi önümüzde ne var? Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Terra Luna haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Terra Luna haberleri için Kripto Sesli Haber'e katılın. Terra Classic Launch, 2 haftadan kısa bir süre içinde %300'ün üzerinde artış göstererek üst sermaye piyasasının en iyi performans gösterenlerinden biri oldu ancak o zamandan beri momentumunu kaybetti ve geri çekilmeye başladı. Düşüşe rağmen Launch bir ay öncesine göre %110 daha yüksek işlem görüyor, ancak hareketli ortalama yakınsama ıraksama gibi teknik göstergeler düşüş eğilimine girdi. Terra Classic Launch son 2 haftadır grafikleri yırtıyor ve %300'ün üzerinde artış göstererek 0,00022 doların üzerinde yeni bir yıllık en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak o zamandan bu yana momentum kaybetti ve analistlerin kripto para birimi için bir sonraki yolun ne olacağını tahmin etmesiyle birlikte %40'ın üzerinde bir gerileme yaşadı. Yazının yazıldığı sırada Launch, 1 milyar dolarlık piyasa değeriyle 0,00017 dolardan işlem görüyor. Bu, Aji Infinity ve Decentraland gibi yerleşik projelerin önünde pazardaki en yüksek 67. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz gün, piyasanın kötüleşmesiyle birlikte 0,0002 dolardan %3,12 ve geçen ayda %15 oranında hafif bir düşüş yaşadı. Ancak uzaklaştırıldığında token'in bu ayın en iyi performans gösterenlerinden biri olduğu görülüyor. Kasım ayının ortasından bu yana %113 değer kazandı ve son 12 günde %300'ün üzerinde artış gösterdi. Token'i yeni zirvelere iten faktörler arasında Launch ve onun kardeş token'i USTC'nin Mintjash tarafından beklenen airdrop'u da vardı. Eski Terra programcısı Daniel Hong tarafından geliştirilen bir platform. Topluluğun yakın zamanda 800 milyon USTC'ye yakma teklifi de token'in geleceğine olan güveni artırdı ve çok sayıda yatırımcıyı piyasaya çekti. Ancak 5,83 trilyonluk dolaşımdaki arz göz önüne alındığında, bu yanma en büyük farkı yaratmayabilir. Ancak 0,00027 dolara ulaştığından beri momentum değişti. 10 Aralık'ta istikrarlı bir geri çekilmeyi tersine çevirdi ancak yukarı yönlü gidişat uzun sürmedi. Bazı temel teknik göstergelerin düşüş eğilimi göstermesi nedeniyle geri çekildi. Token'in göreceli güç endeksi, RSI, yazının yazıldığı sırada 50 puanlık işaretin üzerinde kalıyor. Ancak token'in önceki momentumunun devam eden zayıflamasının bir göstergesi olarak kademeli olarak düştü. 50'nin üzerindeki bir RSI yükseliş eğilimi olarak kabul edilir. Ancak 70 puana ulaşırsa varlık muhtemelen aşırı alımdadır ve düşüşe geçecektir. Terra Classic'te Launch sırada ne var? Terra Classic'in zayıflayan piyasa hareketleri diğer göstergelere de yansıyor. Bunlardan biri, geçen hafta fiyatların düşmeye başlamasıyla birlikte düşen açık pozisyondur. TRE piyasasında bir varlığın fiyatının yanı sıra açık pozisyonlarındaki düşüş, sahiplerinin pozisyonlarını tasfiye etmek zorunda kaldıklarının bir göstergesidir ve bu, daha büyük bir düşüşe zemin hazırlama eğilimindedir. Veriler bunu destekliyor. Geçtiğimiz gün yaklaşık 100 bin dolar değerindeki pozisyon tasfiye edildi. Bunlardan uzun vadeli sahipler %77'yi oluşturuyordu ve bunların çoğunluğu OKAK'taydı. Öte yandan CoinAnalyze verilerine göre fonlama oranı geçen hafta istikrarlı kaldı. Diğer göstergeler bir haftadan uzun bir süre önce düşüş eğilimine girdi ve Launch bunlara karşı mücadele ediyor. Hareketli ortalama yakınsama ıraksama, MACD, 5 Aralık'ta tersine dönerek fiyatların yaklaşmakta olan bir dönüşünü gösterirken, Fibonacci geri çekilme oranı Launch'in 0,00001735 dolar civarında işlem görmesi gerektiğini gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.